Salgın devam ediyor malum. Şimdi bir de soğuk algınlığı ve grip gibi mevsimsel hastalıklar da kendini göstermeye başladı. Güçlü bağışıklığı olanlar hepsinin üstesinden gelebiliyor elbette. Ve bağışıklığını güçlendirmek isteyenlerin en sık başvurduğu yol da vitamin takviyeleri. Peki bir faydası var mı? Evet, uzmanlar böyle diyor ama doğru oranda ve sizin için doğru olan vitamini kullanmak şartıyla. Doktora gittim, vitamin eksikliğini söyledi. D ve B vitamin eksikliğini söyledi. Vitaminlerin azı karar, çoğu zarar diyebiliriz. Vitaminler vücut için çok önemli. Covid-19'a karşı da bağışıklık sisteminin iyi çalışması şart. Ama çoğu kişi vitamin eksikliğinden şikayetçi. Ciddi bir D vitamini eksikliğimiz var. Gittiğimde damla veriyorlar, bebeklere verilen damla. O damla da ne kadar sürede etki edecek insana, belli yaş grubuna? Sizde kemik ağrıları, unutkanlık, halsizlik, depresif durumlar, göbek belde yağlanma, böyle kemiklerde sızlama gibi şikayetler oluyorsa acilen D3 düzeyinize baktırın derim. C ve D vitaminleri, çinko, demir, selenyum gibi vitaminlerin eksikliği aslında COVID-19'u daha ağır geçirmek anlamına geliyor. D3 vitamini yeteri miktarda alınmalı, hatta normal değerin üst sınırına yakın olmalı. Ben hastalığımda öyle bir politika güdüyorum bu COVID-19 döneminde. Yani ortalama 30 ile 80 arası normal kabul edilen değerlerde ben 60-70 olmasını doğru buluyorum ve gerçekten de bu kişiler COVID'e ya yakalanmadılar ya da yakalandıysalar da çok hafif atlattılar. Multivitamin tabletlerinden kullanıyoruz, hani ek olarak sadece. Vitamin kullanmıyor. Yok, kullanmıyorum. Neden kullanmıyorsunuz? İyi beslendiğimi düşünüyorum. Bir de spor yapıyorum. Gerek duymuyorum. Meyvelerden, sebzelerden vitaminleri alıyoruz ama özellikle kış günlerine yaklaştığımız bu günlerde belki de takviye olarak vitaminlere ihtiyaç duyuyoruz. Biz o vitaminleri gidip canımızın istediği gibi eczaneden alamayız. Çünkü doktor kontrolünde tahlil yapılması gerekiyor. Sizi iyi bilen bir doktora veya devletimiz bu konuda müthiş imkanlar sundu. Hastaneye gidip özellikle şu an hani leblebi gibi kullanılan D3 vitaminini başta olmak üzere hatta A vitamini, E vitamini, K vitamini, bunlara bir bakılması lazım. Vitamin eksikliğinin yol açacağı sorunlara dikkat çeken bilim insanları fazla vitaminin de organ yetmezliğine hatta ölüme bile neden olabileceği konusunda uyarıyor. Ayakta durmak için, güçlü olmak için o tür vitaminler kullanıyorum. Vitaminler fazla ve bilinçsiz alındığı takdirde vücutta başta karaciğer olmak üzere beyin ve sinir sistemine, böbreklere ve iç organlara çok ciddi zarar verebilirler. Bu yüzden bilinçsizce vitamin kullanmamak gerekiyor.